Merhaba. Bir günlük vlogla daha karşınızdayım. Bugün biraz dışarı işlerim vardı. Sizi de gezdireceğim. Umarım sesim iyi geliyordur. İyi gelmiyorsa da şimdiden kusura bakmayın. Çünkü mikrofonum bozuldu ve şu an mikrofonsuz çekmek durumundayım. Ve ben her giriş yapmaya kalktığımda araba geçiyor burada. O yüzden. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüs gelirse inşallah gideceğiz. Eğer hava kararmadan yetişirsem, çünkü hava kararmak üzere bir hobi mağazası gezeceğiz. Hava kararsa sonraki başka bir gün gezeriz hobi mağazasını. AVM gezeceğiz bir de. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüs beklerken vlog çekmeye çalışan gariban YouTuber'ın videosunu izleyeceksiniz şimdi. Vlogunu. Ali Özkan mağazasının alt katı, girişten iki kat aşağı iniyorsunuz. Böyle burada Tuva'nın kitaplarını bulabilirsiniz. Amigurumi kitapları var, Şişli oyuncak kitapları var. Burada, ay düşürdüm, şunlar var örgü örenler için. Şunu, şurada yine aynı şekilde. Şunlar çok güzel, bunlardan bende de var. Böyle bir sürü burada dergi var. Bakın şurada da yine bir sürü dergiler falan var. Şu çok güzel. Bunu seviyorum ama bunu almadım. Bunu alabilirim belki. 30 lira. Bir de şu da güzel. Oyuncak bakın meyveler var. Bu da yeni çıkanlardan. Bunu da alabilirsiniz. Bebekler için patikler var. Tülipler var. Kinit Buro'nun tığları var. Şişler var. Bakın şiş önerim. Şunlar çok güzel şişler. Kinit Buro Senfoni şiş seti. Bir de şu Pony şiş setleri çok güzel. Burada şiş setleri de var. Kalın, ince, misinalı. Hepsini burada bulabilirsiniz. Şöyle. Şu ipler mesela çok güzel, farklı. Alize Country'ymiş. Böyle. Mesela bunlar da kış için bere falan örmek için süper inci, çok güzel kazak bere. Bunlardan geçen sene bere yapmıştım. Bunlar çok güzel. Şöyle. Bunlar yine çok güzel. Bunlar böyle kendiliğinden de örgü modeli var mı? Bunlar yok. Bunu düz bilirseniz bunlar böyle şey duruyor. Bunlar parçacıklar. Şöyle bir sürü. Hepsini tek tek göstermem. Çünkü çok fazla ip var. Nako Paris'ten bir kazak örmüştüm bildiğiniz üzere. Hala giyiyorum ve çok güzel renkleri var. O yüzden Nako Paris'i kesinlikle öneriyorum. Şöyle bir sürü rengi var. Şöyle şu tarafı da çifti çifti gezelim. Şu Himalaya'nın kadif ipleri. En sevdiğim kadif iplerden. Dokusu çok güzel. Bir de şey çıkmış. Nerede onlar? Şunlar. Bunların açık olan yok mu? Şunlar işte ya. Himalaya'nın kalın ipleri. Şu. Bakın Himalaya Dolphin Beak. Şöyle. Şöyle daha kalın. Yani bakın. Şöyle bir bunun kalınlığına bakayım. Bunlar da çok güzel ve onların da bir sürü rengi var. Bence hızlı biten bebek battaniyeleri için bunlar çok güzel olur. Kocamanlar. Yine şeyler de güzel bakın. Kadif ip de etrofilin ipleri de Himalaya ile aynı kalitede hemen hemen. Ve bir sürü rengi var. Böyle renkleri de var. Şurayı unuttuk. Burada inanılmaz çok ip var. Bakın şu şekilde. Şöyle. Yani ben mesela yılbaşına Bergü'ye kazak örüp şununla süslemiştim. Gümüş rengiyle. Bunlar da burada çok fazla böyle fantezi iplik de var. Şöyle yukarıda örülüp koyulan şeyler de var. Bakın. Şu simli ipler. Şunlar şal ipleri simli. Böyle. Çok fazla ip var. Mesela bakın bunlar da çok güzel kazak olur. Hafif tüylü. Neymiş? Angora gold. Hafif tüylü ve şey. Bakın bu da hafif pullu. Şunlar. Çok güzel bir sürü ip var. Şunları da çok seviyorum. Nako Sport Wool. Bunlardan kazak, atkı bir şey yapacaksanız bunları kesinlikle kullanın. Şöyle. Alize Pufiler var. Burada bir sürü renk var. Sarılara bakın. Şu yeni çıkmış herhalde. Bu bende yok. Bakın. Şu renk. Şu rengin güzelliği acaba. Çok güzel.
Bu pufilerden artık paspas. Bu da mesela pufinin ince olanı. Bakın daha ince yumak. Paspas maspas da yapıyorlar son zamanlarda. Şöyle. En sevdiğimiz ipler Alize Cotton Gold. Şu çok güzel mesela, bu bende bitmişti. Biraz Alize Cotton Gold alsak iyi olabilir. Şunlar, bunlardan bende var. Panda, Yarn Art Mink'e benziyor. Mink daha yumuşak ama bunlar da çok güzel. Bunlardan bende var. Yeni renkleri de gelmiş. Bende mint, pembe, mavi var. Şöyle şunlar yine Ruslar, bunlarla çok ayı çıkıyor. Soft plus. Böyle tığ örmesi bunları zor ama güzel. Aa bakın burada da çok güzel renkler var. Çok güzel renkler çıkmış. Ama bunlar şişle çok güzel havlu gibi oluyor. Şuradan devam edelim. Bunlar hep şey için. Yünle bakın bunlar. Kısak renkleri çok güzel. Sonra size çorap ipi göstereyim. Bakın Alize'nin size söylediğim çorap ipi. Evet şu. Şunlar. Bunlarla çok güzel çorap örüyorsunuz. Ben de şu an bunu örüyorum. Böyle kendiliğinden desenler çıkıyor. Bakın şurada desenler çıkmış. Mesela bir tane de çorap ipi alabilirim. Hangisini alalım? Mesela şu pembeli. Desenine bakalım. Desen nerede? Desenini bulamadım da bakın şu herhalde. Böyle çok güzel renkleri var. Mavili var mesela. Çorabı bunlarla öreceğiz. Yeşilli var. Tek rengi var mı acaba? Bak şurada daha koyu bir mavi var. Aa tek renk de var. Bakın. Ben mesela artan çorabım kalmıştı ya benim. Onun üstüne turuncusu varsa turuncu alıp ekleyebilirim. Bakın. Bunlardan bir tane alacağım. Bakın benim şu an çorapta kullandığım ip bu. Renk koduna bakalım. Bakın aynı rengi almak isterseniz şu. 4658. Çok güzel. Yukarıda da varmış. Bir sürü. Şöyle. Şunlar da çok güzel. Ama ben çok fazla kazak örmediğim için bunları çok fazla kullanmıyorum. Şöyle. Yukarısı da bir kağıt ip cenneti. Bu arada böyle. Antalya'da en çok ip bulabileceğiniz yer Alyoskan. Yani bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bir sürü bir sürü. Mesela bana erkek arkadaşlarınıza falan kocalarınıza bir şeyler örmek için soruyorsunuz. Şu ipler çok güzel. Süper Lana Maxi. Bakın erkekler için çok güzel renkleri var. Alın haroşat görün yani. Desene gerek yok. Sport wool renkleri de burada. Böyle. Şöyle şöyle. Aa bakın burada bir şey var. Altıgen hırka. Bakın bunlar da burada satılıyor. Şu düğme aparatlarını da buradan alabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hırka cepte yapılmış. Şurada simli ipler var. Burada dev yumaklar var. Ben bunları da çok beğeniyorum. Şunlar çok güzel. Kocaman. Bakın rengi de çok. Tam annemin sevdiği renk. Bundan anneme bir şey yapabilirim aslında. Bakın şu renk de çok güzel. Ama bu annem için çok canlı olur. Renkleri çok güzel. Kazak falan yapacaksanız puzzle'lara da bakabilirsiniz. Şu big ball'lar çok güzel kalın. Ben kalın ip seviyorum. Bakın şurada renkli jersey ipler var kartopunun. Şöyle. Bakın annem bunları da çok beğenmişti. Şunlar. Yapısı farklı. Bir de bakalım. Neymiş? Rosetti seren. Şu da mı aynı ip acaba? Bir de bu şeylere geldiğinizde dağıtmayın bunları. Çok kötü dağıtıyorsunuz, bırakıyorsunuz sonra böyle. Şu da çok güzel. Rainbow. Hangi marka onu görmedim. Hiç görmedim. Böyle bir sürü bir sürü. Bakın Himalaya şu. Bu çok güzelmiş. Bakalım neymiş? Himalaya Mona'ymış. Sonra çaçalar var. Geçen sene bunlarla kazak örmüştüm. Bakın bir sürü rengi var.
Yine Himalaya mana var. Himalaya spagetti, ay nakıl spagetti zaten onu çok seviyoruz. Spagetti renkleri var. Burada ölüler şeyler var. Burada neler var? Divalar var. Şurada şeyler, tavşan ipi mi diyorsunuz? Bir şey diyorsunuz bakın. İpin örgüsü bu. Yani kürk yapmak için tam örülecek ip bu. Kuğu. Ayaz kuğuymuş şu ip. Ayaz kuğu. Şurada yine tülipler var. Şöyle. Burada kuzucuklar var. Şöyle gördünüz. Aa, şu yeni çıkmış herhalde bakın. Nako Paris gibi tüylü kuzum. Aldemir. Bunlar da güzelmiş. Koton gotlar var burada. Şürek çok güzel. Bu da ten rengi. Bakın. Ten rengi için renk kodu göstereyim. 382 ten rengi için. Şöyle burada gazallar var. Gazal baby koton sevenleri. Burada natural kotonlar var. Bunlar apple ip vardı ya, onlar kalitesi ama bunlar yumuşatmışlar sanki. Daha güzel olmuş. Çok güzeller. Bunları ben çok seviyorum. Güzel bunlar gerçekten. Diva'nın minik ipleri. Etrofilin bambinoları. Bakın. Burada hepsi var. Jüt ipler, pomponlar. Şurada da bir sürü tığlar, şişler. Bakın şöyle. Şöyle. Aa, bakın ben bunlardan arıyordum. Gelmiş buradan. Bunlardan alayım bir tane. Çanta sapları falan her şey var burada. Şunlar da çok güzel. Bakın bunlardan. Çanta için ben geçen geldiğimde almıştım. Arkası da kötü gözükmüyor. Bu şekilde çantayı açma kapama mıknatısı. Şu deliklerden bunları dikiyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle kapatıyorsunuz. Klipsler var. Her çeşit. Bir sürü çanta sapı var. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Şunlar da çok yumuşak. Bunlar yeni çıktı herhalde. Denemedim ama dokusu çok güzel. Yumuşaklar. Pullar var bu arada bakın. Pullar. Diş kaşıyıcılar, pompon aparatları. Şurada da her şey. Şişler, tığlar. Şiş kutuları. Şurada ipler devam ediyor. Bakın yukarıda da örülen şeyler var. Nako Vega'lar var. Mesela motifli hırkayı bunlardan yapsanız daha yumuşak ve güzel olur. Bakın şurada örgüleri de var. Şunlar çok güzel bebek şeyleri örmek için. Ben bebek kıyafetlerinde bunları kullanmayı seviyorum. Bakın. Nako hoş geldin. Soft tüylenmiyor ve yumuşacıklar. Şöyle export. Bunlar da çok yumuşak, güzeller. Bunları sevdim. Yumuşak ve güzel. Elmalı turta yiyecek olan var mı? Şöyle Nako Solare'ler var, Nako Denim'ler var. Şöyle çok güzel Nako Denim zaten sevdiğimiz ve bildiğimiz ip. Hem oyuncaklarda hem projelerde Nako Denim'i seviyorum. Nako Calico yine %100 pamuk yapısıyla. Çok güzel. Bunların da renkleri çok güzel ama Alize Diva ile bir şey yapamıyorum genelde. Şöyle bakın. Şunlar da çok. Şu sarım ipleri çok seviyorum nedense. Bu sarım ipleri ayrı bir sevgim var. Nereye gidiyorsun? Düştü. İpin güzel olduğu kanıtlandı. Nazar ettiğiniz düştü. Alize Show. Güzel renkleri var bakın. Bakın şu da çok güzelmiş. Bakın bunu çok beğendim. Çok güzelmiş. Bundan bir şey yaparız. Evet, takımlı çocuklarınıza atkı bere için başka alternatif yok zaten. Bakın siyah beyaz. Böyle. Şöyle. Ören bayan ipleri. Bunlar daha pel ipler var yukarıda.
Akapelantalar. Bunları çok seviyorum ya. Şu warların tonlarına bakar mısınız? Çok güzeller. Şu renk. Özellikle bu rengi ayrı bir seviyorum. Şu an tam belli olmuyor ama mor, lacivert gibi, mor mavi gibi. Çok güzel bir renk. Ve Nakopurlant'ın o kadar çok rengi var ki. Yani o kadar çok var. Ben ten rengi için hep şunu kullanıyordum oyuncak yaparken. Artık bununla oyuncak yapmıyorum ama uygun fiyatlı bir iple oyuncak yapacaksanız bunu yapabilirsiniz. Bakın 1889 bal köpüğü diye geçiyor. Şöyle. Şurada da ben. Şöyle. Bu sarı ipler çok güzel olmuş ya. Alize Burcu'nun batikmiş bunlar. Bakın şöyle. Yakından bakalım. Şöyle. Kaza katkı vesaire. Şöyle rengarenk ipleri de seviyorum. Bakın. Şurada minik simli ipler var. Şurada bebek kıyafetler için ipler var. Şurada hafif tüylü ipler var. Kaşı çok güzelmiş. Angora olmuş. Bunu zaten göstermiştim. Bunlar kartopu puntolar da şurada. Bakın. Pop Mix'in bebek için olanı. Bunlar da çok güzel. Daha ince. Pop Mix'le aynı yapıda. Sadece daha ince ve renkleri güzelmiş. Bak şuna bakar mısın? Çok güzel bir rengi var. Şöyle. Şunlara baktık. Bunların yapısı da çok güzel. Everyday bebelik su kalır. Şöyle burada yine bebek ipleri var. Benekli bebe. Kartopu baby one. Bu ip çok yumuşak ve çok güzel. Yine bebek örgülerinde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle çok güzel renkleri var. Şu ağlamayı beceremedim. Vazgeçtim. Ben. Bebek kıyafetlerini en çok bundan ördüm. Lüks minnoş. O zaman bu kadar çok çeşit yoktu sanırım. Çok fazla lüks minnoşla örmüştüm. Çok karmaşık yapmış ama. Hiç güzel olmamış. Bir sürü var. Ben istemiyorum. Şurada makrom ipler var. Burada da makrom ipler var. Çok makrom ip var. Bunlar patikli ip sanırım. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası çok büyük. Bakın. Şununla ben geçen beğenmiştim. Yine ne kadarmış ki bu? Acaba tango zambak diyor. Fiyatını görmedim ama bunlar uygun fiyat olduğuna inanıyorum. Çok güzel. Renge bakar mısınız? Bayağı güzel bir renk var. Ve bunun şeyi de var. Bakın böyle renkleri de var. Bir sürü rengarenk. Bunlarla kazak, hırka, patik. Mesela şu bonbonlar Nako'nun uygun fiyat ipleri ve çok canlı renkleri var. Yani burada ipler tek tek. Tek. Ya burası o kadar uzun ki. Bakar mısınız şu uzunluğa? Çok fazla ip var. Bakın lifli ipler. Canlı canlı. Yani böyle lifli iplerin metrajı uzun olduğu için. Şunlar da yine lifli ipler. Şeyler de var burada. Hani Derya Baykal'da yaptılar ve yapıyorlar. Alize pufileri paspas yapıyorlar. Bu onun halı kaydırmazı. Ya gördüğünüz gibi bir sürü ip var. İşte. Bayağı da gezdik bakın. Kocaman dev yumaklar. Hasır şeyler. Kuzucuklar. Bunlar çok güzel. 200 gram bunlar. Ribbon ipler var. Kuzuların bir sürü rengi var.
Çat ipler var. Simli ipler var. Himalaya bambular. Perlinalar var. Mumlu ipler var. Çanta yaptığımız. Makrome ipler var. Bakın. Şöyle bükümlü makromeler. Bükümsüz makromeler. Ben şu... Bakın. Şöyle. Şunları çok seviyorum. Ama şöyle ince olanları da var. Bunların milimleri var ya. Şöyle bir sürü şey var. Şöyle çanta sapları var. Böyle bu şekilde. Şurada kanvaslar var. Çanta manta yapmak için. Sonra organikalar var. Bunlar oyuncaklar için. Şöyle. Her rengi var. Ten renkleri falan da var bir sürü. Böyle şurada yapılmış çantalar var. Şöyle genel olarak burası çok büyük. Siz de çekeyim mi? Tamam. Evet, Alaska'na gelseniz bu tatlı hanımefendiyi buluyorsunuz. Güzellisiyle size yardım ediyor. Değil mi? Hem de çok yetenekli. İşte sizi Haydar'la tanıştırayım. Böyle dolfin bikle yapılmış. Böyle Haydar da sizi kasada bekliyor olacak. Burnu, gözleri falan hepsini Alaska'nın üst katından bulabilirsiniz. Bu yumak katı en alt kat burası. Bir üste çıkıyorsunuz. Burun, göz vesaire oradan buluyorsunuz. Bir de şu kuzu çok tatlı olmuş. Şuna bakar mısınız? Bundan ben de yapacağım. Çok tatlı değil. Bakın. Burası açılmıyor herhalde. Çok güzel olmuş ya, minicik. Anası da burada kuzunun. Bu anası. Bu bayağı büyük. Altında da düğme var. Kuzu yastık. Bunu zaten daha önce de görmüşsünüzdür ama güzel olmuş böyle. Bakın. Aradaki boy farkları bayağı var. Şunlar da var. Bakın. Ucunda hortum olan tığlar. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Hangisi? Tamam. Şey de var. Müzik kutusu da gelmiş buraya. Tığlar da var. Bayağı. Çorap şişleri de var. Bakın. Çorap şişler gelmiş. Çorap şişleri. Burunları nasıl acaba? Ha, güzel gözüküyor burunlar. Bakın. Çorap öreceğiz ya. Bunlardan alabilirsiniz. Bakın. 2 milim. 2,5 milim. Şöyle. Bakın. 2,5 şu şekilde. Bunlardan alabilirsiniz. Aa, sizi de çekeyim. Bakın burada çalışıyorlar. İnsanın örgöresini getiriyor. Çektim. Çekmişsin bizi. Evet, çantalara bakalım. Gözleri var. Bunlar püf aynı. Hayır, gayet güzel çıktınız. Çok güzel olmuş. Bu saplar da burada var değil mi? Kendim hepsi. Kendimiz oluşturdum. Malzemeleri var. Biz kendimiz oluşturuyoruz. Tamam. Çok bunlar güzel. Böyle. Bu da Puffy Fine'le yine. Evet, kanvas üzerine yapılan bir çalışma. Bakın, kanvasları gösterdim az önce zaten. Bakın, astarlaması. Evet, hepsi tasarımdır bunların. Burada, evet. Şurada öyle. Şurada ayaz samur. Evet, ay, bu tam çanta. Şey, gece çantası olmuş. Bayağı güzel olmuş. Yani burada çok çeşitlerimiz var tabii. Evet. Şunlar hep tasarım çantalar. Mesela şu rafya ipli örüldü. Evet. Rafya. Çanta görünümlü cüzdan aslında bu. Cüzdan. Evet. Elde diktim ben bunu. Her şeyini. Telefon koyma, cüzdan, el işi. Bunun içinde de kanvas var. Güzel. Evet. Bunda da ondan evet. Sert duruyorlar. Aynen. Mantıklıymış. Kanvas hep bir şey işleniyor gibi gösteriyorlar. Bu şekilde kullanmak da mantıklıymış. Şu kutu da güzel olmuş. O kutu çanta tamamen deri tabanlıkları evet. Üzerine. Çanta tabanlıklarıyla. Biraz daha böyle genç kızlara yönelik spor bir model evet. Oldu. Evet. Hem bu sene kutu çantalar çok moda. Her evet. Mağazada var. Bu da benim tasarımım yine. Evet, kendim çok güzel olmuş. Bir evet. Çanta da yine raf ipler, jüt ipler. Şu da rafyanın tek bir yumaktan oluşan. Bu tatlı olmuş. Bakın bunu yapabilirsiniz. Hem de tek bir yumaktan çıkmış. Evet. Bu klipsler evet. Falan da hepsi burada var zaten. Güzel olmuş. Bu çok tatlı. Telefon sığmaz ama şey olur, pazara giderken hani pazar parasını koyup içine veya telefon almadığınız zamanlarda. Ben evet. Seviyorum ya öyle. Ya da telefon alabilecek şekilde örülüp. Daha uzun örülebilir belki iki yumaktan. Aynı ama çok kullanır. Güzel olmuş. Şunun da gözü olmuş, çocuk çantası o çok güzel olmuş. Çocuklara özel yapıldı bu da. Evet, kulakları var. Evet.
Oynar gözle. Güzel olmuş. Şurada şeyler var. Plexiler. Bunlardan da çanta, tepsi, bir sürü şey yapıyorlar. Bayağı bir şey var burada. Bir de gerçekleri çanta sapları gelmiş. Bakın burada bunlar çok güzel. Ben kısa sap arıyordum. Şöyle iki tane bunları aldım. Çeşitleri de gelecek. Burada gerçekleri olanları almanızı tavsiye ederim. Bakın çok güzeller. Tuva'nın amigurumi kitleri de burada var. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. İçinde tığ mı her şeyi var bunların. Bakın şu şekilde. Tığ falan her şeyi var. Böyle minik. Ya çok tatlı değiller mi? Bunlar Catania ile birebir aynı kalitede. Bunları da buradan bulabilirsiniz. Alaska'nın içinde kendimi çekmeyi unuttum. Atemi vlogger. Alaska'nın kapalı yolda. Alaska mağazası ve Yunkadın da çalışanlar gerçekten çok tatlı. Orada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir mağaza. Antalya'daysanız veya Antalya'yı ziyarete geldiyseniz, hobi işiyle ilgileniyorsanız böyle yumaktır, göz ıvır zıvır Alaska'nın her şey var. 4 katlı büyük bir mağaza ve giriş katının altına doğru 2 kat komple hobi malzemesi. Karşıya geçeyim. Hobi malzemesi var. Amigurumi, gözler, burunlar, dikiş iğneleri, bebek kıyafetleri, yani böyle aklınıza gelebilecek her şey var orada. Kesinlikle oraya bakmalısınız. Biraz çeneye daldık orada. O yüzden akşam oldu. Ama sizi bayağı geniş geniş gezdirdim yani. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Evet. Şimdi Marsantalya AVM'nin içerisindeyim. Burada sırayla girdiğim mağazalar belli. Bershka, Plumbier, Stradivarius, H&M. Bunlara gireceğim. Defakto öyle söylüyorum. Oraya gideceğim. Belki Paşabahçe'ye falan da gezeriz. Bilmiyorum artık. Şimdi bir işim yok. Birazcık sizi gezdireceğim. AVM gezdireyim derken gerçekten yoruldum. Ama şeylerde, mağazalarda, sürekli mağazalarda size bu güzel, şu güzel bir şeklinde konuşmadım. Hızlı hızlı çektim çünkü video çok uzayacaktı. Bakalım editte nasıl olacak ama çok da bir şey yok açıkçası. Şöyle
de telefonum çaldı. Çok da bir şey yok. Şimdi HR'e falan birkaç yere bakacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Bir kahve içip giderim. Mağazalarda açıkçası çok fazla bir şey yok. Ben de yoruldum. O yüzden bir kahve içeceğim. Viyana'ya ya da ne bileyim Paşabahçe'ye falan belki girersem onları çekerim. Buradaki İngilizcem kapanmıştı diye hatırlıyorum. Şu an açık mı değil mi bilmiyorum. Promex'ler buraya da gelmiş. Umarım bir gün Promex almaya da geliriz beraber. Neyse. HR'e girdim ama çekecek bir şey yoktu. O yüzden çekip uğraşmadım orayı. Çok uzun da video olmasın şimdi. Arkamda gördüğünüz şöyle göstereyim. Mango'nun hemen yanında Marka Antalya'da Faruk İkin mağazası var. Orada da bazen bir şeyler bulunabiliyor. Fiyatları uygun. Ben çok fazla bulamıyorum ama oraya da bakabilirsiniz bence. Şimdi üst kata çıkacağım. Diyanar'dan bir aradığım kitap var. Bulursam onu alacağım. Bulursam gösteririm. Haydi gidelim. Şimdi Diyanar'a geldim ama banyo yapı market açılmış ve ben oraya gitmemiştim. Tabii normal banyoya gittim ama banyo marketin Marka Antalya'daki şubesine gitmemiştim. Bir oraya gittim. Bakın. Şeflere bitkisi. Yuka çiçekleri galiba. Yuka sanıyorum. Kaktüsler var burada. Şöyle. Taş kaktüsler var. Bunlar çok güzel. Bunları herkes bilmiyor. Çabuk ölüyor ama bunlar daha su istiyor. Şöyle yuka çiçeği var. Benim hala yuka çiçeğim yok. Bir tane yuka çiçeği alacağım. Guzmanyalar var. Çok güzel. Bende de var. Şöyle hazır sukulent aranjmanları var. Hediye etmek için. Bakın. Şunlar çok güzel. Saksılar var. Toprakta var mı acaba? Bir sürü çiçek var. Atatürk çiçeği bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Atatürk çiçeğiymiş. Şöyle. Bir sürü şey var ya. Şimdi bütün mağazayı uzun uzun çekmeyeceğim ama gezeceğim. Ara not geçelim. Banyo market çok güzel ve bir sürü çiçekler vesaireler var. Bir tane yani bir AVM içerisinde açılmış olması benim hoşuma gitti. Her geldiğimde bir kaktüs süpüren bir şey alırım. Şimdi bir şey almadım. Çünkü Diyanar'dan aradığım bir kitap var. Ona bakacağım şimdi. Ondan sonra da kahve içeceğim ve gideceğim artık yoruldum. Kitabımı aldığımı merak edenler işte bu kitap. Bunu merak ediyordum. İçinde gerçekten tek tek bilgiler vesaire var. Okuyunca daha detaylı paylaşayım. Eve geldim. Saat 10'a geliyor. Şimdi aldığım şeyleri göstereceğim. Çok bir şey almadım zaten. Bir aldım. Size bahsettiğim kitabı göstereceğim. İşte şu kitap. YouTube'la ilgili içinde bazı şeyleri nasıl yapacağınızı güzel güzel açıklamışlar. O yüzden bunu okumak istiyordum. İnternetten de bulamadım. O yüzden bunu DNR'dan aldım. Ama okuyunca yorumlarımı ekstradan paylaşırım. Yorumlarımı falan genelde anlık yorumları hep Instagram hikayelerinde falan paylaşıyorum. O yüzden hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya Instagram hesabımı koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bir de hiç almamam gereken annemin özellikle görmemesi gerektiği bir şey aldım. Hatta Arda da görmesin. Çünkü bu takıntı gibi bakıyorlar. Ama çok güzel. Şimdi size söyleyeceğim. Eminim gidip bakacaksınız. O yüzden ürün kodu da yok herhalde. Ama neyse göstereceğim. Kaktüs severler özellikle bayılacak. Karaca'da şu su bardakları indirimdeydi. Bunları aldım. Üçlü. Ve şöyle kaç para demin? Şöyle söyleyeyim. 80 liradan 20 liraya inmişti. Bunlardan birini kırarlarsa gerçekten üzülürüm. Bakın çok güzel. Su bardağı. Renkler inanılmaz canlı ve 80 lirayı hayatta vermezdim ama 20 lira bunlar için güzeldi. Bunları aldım. Başka da bir şey almadım. Bir de Ali Özkan'dan deri kısa saplar aldım. Onları göstermeme gerek yok ama eğer ki Antalya'daysanız ve Ali Özkan'a giderseniz
Deri saplar yeni gelmiş. Ben de bu gittiğimde gördüm ve gerçekten fiyatları uygun. Hem de güzeller, onlardan alın derim. Karaca'ya giderseniz de şöyle şunların ekran görüntüsünü alın. Şu bardan böyle tanırlar herhalde. Ya da şöyle yapayım. Böyle gösterince şöyle ekran görüntüsünü alın şu anda. Sonra Karaca mağazasında sonra 80 liradan 20 liraya inmiş olması gayet güzel ve çok sevimliler. Benim su içme sorunumu zaten beni takip eden herkes biliyor. O yüzden böyle renkli bardaklar aldığımda heveslenip çalışırken ben masaya koyup biraz su içmeye çabalıyorum. Ama bunları su içme sorunum olmasa da alırdım, 20 liraya kaçırmazdım. Beni tanıyan biri bunu çok rahat anlayabilir. Bu vlog da burada bitti. Vlogda nasıl oldu? Fikirlerinizi yine yazın. Çünkü ne kadar video çekmeye alışkın olsam da vlog çekmeye yeni başladığım için böyle tam böyle süper vloglar istediğim gibi tam olmuyor. Çünkü en son ne dediğimi unutup başka bir şeyden konuya girmiş oluyor falan. Öyle kopukluklar olabiliyor. Ama olsun. Önemli olan sağlık. Hala kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan zaten takip ettiniz. Tekrar buraya yazayım ben ne olur ne olmaz diye. Videoya yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarda sohbet edelim. Yorumların hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum. Başka tarz videolar isterseniz bunu da yazmayı unutmayın.